Sırada reklamlar var. Reklamların ardından İngiltere'nin en kaliteli programı Londra Mahallesi kaldığı yerden devam edecek. Londra Mahallesi izleyicileri, efendim reklamların ardından programımız devam ediyor. Şimdi de sizleri Londra Mahallesi ekibiyle birlikte davet edildiğimiz bir kahvaltıya götürüyorum. İzliyoruz. Efendim Londra'da yaşayan toplumumuzu ayakta tutan derneklerimizin kahvaltı sofralarına misafir olmaya devam ediyoruz. Bu hafta Pazarcıklılar Derneği'ni ziyaret ettik. Londra Mahallesi ailesi olarak her hafta toplumumuzun bir organizasyonunda sizler için yer alıyoruz. Bu hafta ise Pazarcıklılar Derneği'ndeyiz. İngiltere'nin başkenti Londra'da en yoğun nüfusa sahip olan Pazarcıklılar her hafta salı günü bir araya geliyorlar. O güzel börekler, çörekler, pastalar, kekler derken hem kahvaltı yapıyorlar hem de birlikte olmanın keyfini çıkartıyorlar. Bu hafta bizler de sizler için Pazarcıklılar Derneği'nin kahvaltısına katıldık efendim. Buraya gelen aileler hem kahvaltılarını yapıyor hem de bir arada bulunarak fikir alışverişinde bulunuyor. Kahvaltıya katılan misafirlerden düşüncelerini alıyoruz. Efendim kahvaltımızı yaptık. Kahvaltı sonrasında çaylar yudumlanırken bizler de buraya gelen misafirlerimize mikrofon tutmaya başlayalım dedik. Yanımızda bir hanımefendi var. Öncelikle sizi bir tanıyalım isterseniz. Elif ben. Tabii nereli olduğunuzu sormama gerek yok tabii ki. Pazarcık. Tabii Pazarcıklılar Derneği'nde olup da Gümüşhaneliyim demesini beklemek yanlış olur tabii evet, ki. Tabii. Nedir biraz burası, buradaki atmosfer hakkında biraz konuşalım isterseniz. Niye buradasınız, neden beraber bir araya geliyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Biraz bu konular hakkında bilgi verir misiniz? Her hafta toplanıyoruz bütün bayanlar. Ben çok arkadaş tanıdım burada, çok arkadaş edindim ve süper bir ortam. Benim çok hoşuma gidiyor, her hafta buradayım. Her ayın ikinci haftası millet buraya toplanıyor, çocuklarla, hocalarla, aileyle geliyorlar, kahvaltını yapıyorlar, konuşuyorlar. Yani sohbet ediyorlar. Sohbet ediyorlar. Şey olursa yani bir öğle olursa bir şey oluyor, yemek veriyorlar, millet toplanıyor, birbirini görüyorlar burada. Öncelikle merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Eyvallah, çok sağ olun, teşekkür ederim geldiğiniz için. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Pazarcıklı Ali Nurdağı Pulyanlı köyünde, Elfananı köyündeyim ben. Halam oluyor. Fakat buraya toplanmanın esas gayesi yalnızca kahvaltı değildir. Biz yabancı bir ülkede yaşıyoruz. Bizim çocuklarımız bizim kültürümüzü unutmasın diye İngiliz okullarına gidiyorlar, geliyorlar, bilmem unuturlar diye. Burada saz kursu var, bilmem ne var. Burada birleşiyorlar, konuşuyorlar. Bizim kültürümüz unutulmuyor, daha da güzel oluyor. Öncelikle çocuklarımız gençlik için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çocukların sağlığı için futbol kurslarımız var, saz kurslarımız var. Her salı kadınlar bir araya gelip hem sosyal hem dayanışma içinde günler yapılıyor. İsterim ki burada halen yani derneğe gelip gitmeyen halkımız varsa onların da bizimle beraber bir arada bir elin nesi var iki elin sesi var deyimiyle bir arada olmak isteriz. Her şeyi beraber paylaşmak isteriz. Tüm insanlarımızı Pazder derneği altı, çatısı altından toplamaya davet ediyorum. Kurumumuz içerisinde toplumumuzun ihtiyaç ve talepleri doğrusunda gerek tercümanlık hizmetleri olsun, gerek kahvaltı günleri olsun, kır gezileri olsun, dayanışma geceleri olsun, saz kursumuz olsun, gençlik geceleri olsun, çocuklarımızın sportif aktivitelerle ilgili futbol takımımız olsun. Yani her geçen gün kurum yeni bir faaliyetini bünyesine katarak çalışmalarına devam etmektedir.
Şimdi de bu sosyal yardım derneklerinin her zaman yanında olan ve destekleyen Serpil Hanım'la da kısa bir söyleşi yapıyoruz. Efendim İngiltere'nin başkenti Londra'da, Londra'nın tanınan simalarından avukat Serpil Ersan Hanımefendi ile birlikteyiz. Serpil Hanım, nereye gitsek sizinle karşılaşıyoruz. Maşallah atom karınca gibi toplumun her kesiminde ve her yerde varsınız. Bir kere çok enerji dolu bir insansınız. Biraz sizden bahsedelim, biraz buradan bahsedelim. Niye buradasınız, ne yapıyorsunuz, sizlere neler söylersiniz? Şimdi her hafta burada Pazarcıklar'da biliyorsunuz bir kahvaltı düzenleniyor. Biz de aylardır aslında sürekli geliyoruz buraya. Bu haftada bir katkıda bulunmak istedik. Çekiliş yapacağız ve geliri derneğe gidecek. Bizim buradaki özellikle köy dernekleri, yerel dernekleriyle ilgili ilişkilerimizi şu açıdan bakıyoruz. Bir kere bunlar bizim bir araya gelmemizi sağlayan, ortak hareket etmemizi sağlayan kurumlar. O noktada da ben burada huzurunuzda aslında onlara teşekkür etmek istiyorum. Bize bu olanakları sundukları için. O açıdan da biz de onları desteklemeye devam edeceğiz. Onlarla birlikte olacağız. Hem onların bize ihtiyacı var hem bizim onlara ihtiyacımız var. Çünkü biz de bu kurumlar aracılığıyla kendimizi yeniden görebiliyoruz. Memleket hasretimizi kısmen de olsa giderebiliyoruz. Bizler de Londra Mahallesi ailesi olarak hem size hem de toplumumuza vermiş olduğunuz destekten ötürü çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. Bu sosyal aktivitelerle buradaki toplumları bir arada tutmaya çalışan derneklere bizler de bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.